arkadaşlar ve Bandırma'nın saygın basını. Hepinize hoş geldin derim. Selam ve saygılarımı sunarım. Değerli arkadaşlar, 5 aydır beri kendi aramızda toplanıyoruz. Bu meclis üyesi adaylarıyla 30-35 kişiyle 5 aydır beri toplantımızı sürdürüyoruz. İlk toplantımızı bir nüve olarak kendi sanayi bölgemizde Osman Kocaman, ben, Adnan Erden, Hakan Öztürk ve Muharrem İyanlar'la başladığımız küçük aile toplantısıyla bugün bu kadar büyük bir aileye ulaştık. Bugünkü toplantımızdaki amacımız meclis üyelerimizin alt komitelerinde görev alacak olan meslek komiteleriyle birlikte yapmayı uygun gördük. Ve sizlerle bu akşam birlikte olalım, tanışalım ve seçimlere de çok az kaldı. 9 Mayıs'ta seçim var. Seçim içinde bir ivme kazanalım diye düşündük. Değerli arkadaşlar, meclis üyesi olacak olan adayların dışındaki arkadaşlarımızın meslek komitelerinde kendilerinde çok önemli görevler vardır. Bu önemli görevlerden biri meslekleriyle ilgili olan konuları ve meslekleriyle ilgili olan problemleri toplayarak bu problemleri çözümü için meclise sunmak için oluşturulmuş bir komitelerdir meslek komiteleri. Onun için meslek komiteleri de önemli komiteler arz eder ve meclis üyeleri de meslek komitelerinin getirdikleri problemleri de çözmeye görevlidir. Değerli arkadaşlar, bizim Bandırma Ticaret Odası'nın şu anda 12 meslek komitesi vardır. Bu 12 meslek komitesinden 6 tanesi 3 tane meclis üyesi, diğer 6 tanesi de 2 meclis üyesiyle toplam 30 meclis üyesi seçecektir. 9 Mayıs'ta seçilecek olan meclis üyeleri seçimden sonra meclis toplanır, kendi aralarında meclis başkanını, meclis başkanı seçiminden sonra da yönetim kurulunun seçimini yaparlar. Yönetim kurulu 30 kişi olduğu zaman 30'un altında 7'dir, 30 olduğu zaman 30'un üstündekiler de 9 yönetim kurulu üyesi seçilecektir. 9 yönetim kurulu üyesi seçilecek ve 9 yönetim kurulu üyesi de kendi başkanını seçecektir. Yönetim kurulu başkanını. Ben de sizlerin adına bu grupta yönetim kurulu başkanlığını adayım. Herkes biliyor ki uzun dönemdir Osman arkadaşımız çok genç yaşta bu göreve geldi. Büyük hizmetler verdi. Hiç inkar edilemeyecek değerler kazandırdı Bandırma'da. Gerek Bandırma'nın dışındaki temsil yetkileri, gerek Bandırma'daki Bandırma Ticaret Odası'nın bu binanın yapımı, Bandırma Organize Sanayi'nin temelinin atımından bu yana oldukça büyük hizmetleri geçti. Ben de bir dolu görevlerinde başkan ve başkan yardımcılığında bulundum. Biliyorsunuz ki Bandırma Organize Sanayi, Bandırma'ya 25 kilometre mesafede Gönen ve Bandırma arasından inşa edilmekte. Bugün daha önce 1500 metrekare olarak seçilen, 1500 dönüm olarak seçilen Bandırma Organize Sanayisi tamamen dolmuş bulunmakta ve ikinci etabı için 6 aydır bir çalışma yapıyoruz. Bu 6 aydan beri bu süreç içinde çözüme ulaştı. Bu talebimizde hemen arka tarafında ikinci etap olarak 3000 dönümlük bir yer talep edildi. Bu sorunlar da çözüldü. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak, altyapıları hazırlanacak ve yatırımcının yatırımına sunulacak bu bölgede. Bizim de bugüne kadar hizmetimiz, aslında biz kendimiz sanayiciyiz. Her açtığımız sanayi yatırımları için kendimize birer rakip yaratıyoruz. Ama bizim kendi önceliğimizden önce Bandırma'nın önceliği önde geldiği için, Bandırma'nın sorunlarını çözmek için, Bandırma'nın gelişimi için biz buralarda görev aldık. Kendi kıymetli zamanlarımız var. Kendi işlerimizden zaten zor zaman arttırıyoruz. Bir de bu türlü sosyal görevlerde de görev alıyoruz. Ve tek olarak Bandırma'yı sevdiğimiz için bu işleri yapıyoruz.
Evet, değerli arkadaşlar, dediğim gibi dün Bandırma'da ve Balıkesir'de sanayi odası seçimi, Bandırma'da borsanın seçimi yapıldı. Yanlarında olalım ve olmayalım. Yanlarında olanlar ve olmayanlar oylarını kullandılar. Kazanan oldu, kaybeden oldu. Tabii ki her seçimdeki olduğu gibi kazananı da olacak, kaybedeni de olacak. Ama ne kazanan ne de kaybeden bizim için şey değil. Hepsine saygı duyarız. Kazananın da yanındayız, kaybedenin de yanındayız. Kazanan elbette ki görevlere talip oldukları için kazanan gruptanla görevlerini yapmalarını bizlerin de talep etme hakları. Çünkü bizler de onların üyesiyiz. Herkese saygımız sonsuzdur. Ötekileştirme asla yoktur. Her kazananın yanındayız ve birlikte çalışacağımız için onlara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde de ötekileştirme söz konusu olamaz. Biz bunların yanındaydık. Bizim yanında olduklarımız kaybetti yahut da şunların yanındaydık, onlar kazandı diye asla böyle bir şey telaffuz etmek de istemiyorum. Kazananlarına başarılar diliyorum. Onlar da bu bölgeye ve memleketimize hizmetler sunacaktır. Bizim de görevimiz onlardan görevlerinin tam olarak yapmalarını talep etme hakkımızdır. 9 Mayıs'ta da Bandırma Ticaret Odası'nda seçim var. Biz bu seçime iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Bu akşam meslek komitesindeki arkadaşlarıyla tanıştık. Onlardan da feyiz aldık. Onlardan da ivme kazandık. İnanıyorum ki 9 Mayıs'ta yapılacak seçimde biz doğru adaylarız ve Bandırma Ticaret Odası'nda seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Çok değerli arkadaşlar, ben fazla konuşmak istemiyorum. Biz mühendisler zaten biraz az konuşuruz, icraatımız fazla olur. Ama 18 yıldır beri Bandırma Ticaret Odası'nda büyük hizmetleri geçen ve ondan çok şey öğrendim. Öğrendiğim tek şeylerden bir tanesi de yasalara karşı son derece saygılıdır ve çevresine karşı son derece saygılıdır. Kimseyi üzecek laf etmez, söz etmez. Bundan Osman Kocaman arkadaşımdan yanında çalışmaktan dolayı çok mutluluk hissettim ve o arkadaşım benden küçük olmasına rağmen çok şeyler öğrendi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.